Evet bir son dakika gelişmesiyle. Çok duygusalım ee, bu gelişme karşısında çok duygusalım. Buradayız şu an. geri döndük. Suratıma su çarptım. 38'de tekrar kendimi yere attım. Hames sağda mı? Sağda. Alan? Sağda. Dukure? Sağda. Hocalık budur ya. Sokates stüdyoya Londra merkezin 4. sezonunun 2. bölümüne. 2. Nasıl 3? Hangi 3? 2. Arada program mı çektiniz? Mesela? Hangi 3? Bak şu Alman üçü, bu Britanya 3'ü. Biz niye biliyorsun, Britanya 3'ünü kullanıyoruz? Biliyorsun şeyde adam... Bu kaç? 2. Efsanevi film The English hı, hı. buradan da spoiler vermeyelim. Efsanevi filmin... Buradan da spoiler en, verirsek bu kadar yıl sonra artık. En kritik yeri bu gerçi filmin ama e, bu bir savaşa mal oluyor. O 4 oldu. Az önce 4 Hemen etsin. English Bastards kimin filmi? Elvin'in. Gel. Alalım. Nasıl sahne bu? Yapılmış. Sen Amerika'da Elvin'in filmi. Quentin'in şeyinden geçmiş adamsın. Tedir saatinden. Ya. Nasıl çekilmiş bir sahne o bar sahnesi ya. Müthiş yani. Gerçekten. Gerilimin o 20 dakika o, boyunca alttan, alttan Sesin alttan. çıkmıyordur ama zaten sen sanatınla genel olarak kendini var ediyorsun. Ama benim sesim biraz şey olduğu için çıkabilir. Davudi bir, Davud bir ses var. olduğu için. Evet biraz Kamerasıyla ve vücuduyla gündemde. Yine acayip storyler atıyor. Görüyoruz. Bir sonraki programı seni üstsüz alacağız. Yapmayalım bence. Yani 20... evet yapmayalım. İzleyenler de var. 23'ten sonra var. canlı çekeriz. 23'ten sonra Şaka bir yana konuyu da... Kardeşim biz burada adamı sanat için çağırdık. Saçma sapan şeyler konuşuyorsunuz. Tenet ne diyorsun. Ya teneti meneti bırak kardeşim İzledim sen. Rakip yönetmenden niye soruyorsun ya? Adamdan sen... Şimdi sana çok kritik sorular soruyorum. Tabii. Bar sahnesi. Evet. Ne var en çok sevdiğin sahne Tarantino külliyatında? Hiç bu sahnenin yerini hiçbir şey tutma. Bu vardır. Ya aslında bazı sahnesi değil de ilk 10 dakika var. Oo, o, ben süt, ben ben süt anladım. sahnesi. Şeyin, London ın, London ın, neydi ismi? Şey, Landa'nın şey yapsa Christopher Walken Kardeş... girişi. Ya <laughs> bu adamlarla programı. Bak kardeşim. Hadi devam edelim. 4 dakika de. iki sanat konuşalım dedik. Ulan konuşabilsin Kal diye mikrofon uzatıyorum işte. adamlar. Kaldı. Tamam, tamam, devam devam ne de. güzel konuşuyorduk arkadaşlar. Arkadaş. Çıkışta. Elincim ben Sayın Can Özde yakınlarımızda zaten duyuyor. Senle bir sanat programı yapmak istiyorum. Mutlu zaten olsun. böyle bir boşluk var e, Sokrates'te. Her şeyin programı var. Bayağı sanat. bir boşluk var. E, sanat üzerine senle sinema üzerine belki bir program yapabilirim. bakalım. Önce bir ajandama bakmam lazım biliyorsun biraz <laughs> yoğunum. Bunu değerlendireceğim. Tamam. Görüşürüz. Nasılım kadrajda? Böylece bir söz almış olduk Erman Yaşar'ın yeni programıyla ilgili olarak. Aynen. Sanat Sepet. Çünkü o zaman programı Erman Yaşar'ın ilk programı çok tuttuğu için. Hangisi? İşte ilk program burada yaptığın ilk program. Yok yok. Çok Hala mesaj geliyor abi niye yok yok niye, geri yok. dönmüyor falan. Kaç bölüm çektiniz? Şimdi programda da yok yok olduğu için o şeyi yaşatmaya çalışıyor. Yani niye dönmüyor? Yok işte falan <laughs> Kaç bölüm çektiniz? 17 falan. 16, 17 falan. 16 16 17 falan çektik evet. kaliteliymiş. Aynen. Ben Adebay'e ne diyorsun? Önemli oyuncu, tesirli oyuncu. Ben iki maçtan birini seçmek zorundayım. Çünkü önemli bir profesyonel olduğum için sabah 12'de çekime geleceğim için saat 1'den 7'ye kadar NBA seyredemem dedim. İki maçtan birini tercih etmem Aslında lazım. profesyonel olarak tam tersini yapıyor olman lazım. Çünkü insanlar seni uykusuz seviyorlar mantıken. Yani. Öyle ama o da çok uykusuz olacak. Evet. Bir gün önce de çok çalışmalarım falan oldu. Game 7'yi tercih etmek daha mantıklı tabii ki. Clippers, Denver... O yüzden seyredemedim. Ama dört sularında alarmım bıdı 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 bıdı, bıdı öttüğünde uyandığım bütün sosyal medyalar, Instagramlar, Twitterlar, Facebooklar, Snapchat'ler. Yanıyor. Her yerde beme de Dedim ulan ne yaptı bu adam? Potayı mı söktü, fırlattı? Gerçekten acayip. Yani ilk dakikasında bile yaşansa bu olay maçın bence şey olurdu. İnsanüstü bir şey diyebilir miyiz? Şey Hayvanlık diyebilir miyiz Dolu dolu bir NBA programı oldu şu ana evet. kadar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu program Perşembe akşamı yayına girince insanlar diyecek ki kardeşim ne Nebem Bayosu Çünkü artık 2020 yılında 36 saat geçince araya 7 bin tane iş giriyor. İnsanlar bizi Perşembe sabahtan çekiyorlar diye alışkınlar. Ama bu sene ilk iki programımızı çarşamba çektik. Neden? çekebiliriz. Yani sonuçta yani program şey, bizim. şey mesela şeyde de var. da, perşembe. Kafeini hep aynı saatlerde alırsan Hadi. vücut alışıyor, etkisini kaybediyor. Biz de öyle hani etkisini ya kaybetmesin arada, diye program. Yani tamamen buradaki denediğimiz bir durum. Yani Hı. salı çekebiliyor muyuz? Çekebiliyoruz. Çarşamba Bütün çekebiliyoruz. Bizim. Perşembe cuma çekemiyoruz. Çekemiyoruz. cuma çekemiyoruz. Cuma çekemiyoruz. Perşembe dönüp yayınlayamıyoruz. Evet, için, olmaz. Ya yani cuma çekip bir sonraki perşembe de yayınlayabiliriz. Ama maç yani var arada. Olmaz, evet. Şunu da söylemek ha. istiyorum. Gerçekten stüdyomuz her geçen gün çok acayip bir hal alıyor. Muhtemelen 1-2 ay içerisinde bize yer kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım. Onu demek istemedim. Yani çok acayip noktalara doğru gidiyoruz. Clippers elendi. Hala Premier Lig'e gelemedik. Farkındayım ama bu konuda da O's. bir Los Neydi? Angeles Lakers fanı olarak söyleyeceklerim var. Los yani... Angeles kimindir? Los Angeles bizimdir. Los Angeleslılarındır. Evet. Lakerslılarındır. Hürriyet gazetesi gibi. Evet. Los Angeles Lakerslılarındır diye böyle kafadan. Nuri mesaj... Şahin mi? Mesaj ha. geldi ama. Nuri Şahin okudum da o yüzden bir heyecanlandım. Ama biz zaten Nuri Şahin bende kayıtlı da değil. Evet. O yüzden Çıkmadım, aslında mi? Nuri Şahin diye okumam. Evet, ama saçma. WhatsApp'ta kayıtlı olmayan numaradan mesaj geldiğinde adı gözüküyor. Nuri diye gözükür ama. Nuri Şahin diye gözükmez. Nuri diye göz, Adı gözüküyor sadece. Adına belki yazmıştır adını ve soyadını. Nuri Şahin'e özel bir şey mi yoksa genel Adın olarak? Adı enteresan. Hayır hayır genel olarak. Mesela sen bende kayıtlı değilsin ama mesaj attın Kel diye çıkar. Kel. Aynen Düz, muhtemelen güzel. öyle çıkıyor. Peki sende kaç tane Alexander var diyerek buradan sana... Doğru Alexander'a gelmeden önce. Gel Şimdi ben mesela bundan 3-4 ay önce bir şey söyledim. Çok da paylaşıldı sevildi sağ olsun hı. insanlar. Liverpool'a demiştim hatırlıyorsunuz. Bu sene de artık bu pandemi mandemi diye şampiyon olamazsanız. Hı hı. Yani Yüce Rabbimle inatlaşmanın gereği. Şimdi Los Angeles Clippers NBA'de 50. sezonunu doldurdu bu, bu sene. Hı hı. 50 sezonda... Ya şampiyonluğu geçtim NBA şampiyonluğunu geçti. Evet. Konferans finali de oynayamadı. Bari diyorsun. 50'de 0. Hmm. Bu sene bırak konferans finalini şampiyonluğun en büyük favorisi olarak alındılar. İşte son şampiyon ve MVP eee Ned Durant ya tövbe tövbe Kawhi Leonard, hmm. yanına Paul George. Geçen sene zaten çok iyi takımdı bu. Bu ikisi olmadan geçen sene efsane Guess, Golden State'e iki maç kazanmışlardı, 4-2 elenmişlerdi. Yani artık böyle de olmuyorsa kardeşim, konferans finalde oynayamıyorsan yani şubeyi kapatmaya gidecek. Ya Los Angeles Sparks bile sizden daha başarılı kulüp ya. Los Angeles Sparks. Peki franchise'ı başka bir şehre taşısalar sence bu lanet olabilir Olabilir, olabilir. Çünkü yani sen hani, o zaman nereye taşırsın Lake, mesela? Valla ne bileyim Orlando'ya taşı. Milwaukee'ye taşı. Orlando'da, Milwaukee'de <laughs> yer var yani. gibi ama hoş, Los Angeles'ta da. Var. Los Angeles'ta da yoktu. Los Angeles'ta da yoktu. Geldi bunlar. İbibik bir, kuşu olması ne? Kuma kuşu muydu? Kukuma hani yandan giriş yapan. Yandan giriş mi Neyse şimdi ben NBA'de anlattığım için Clippers franchise'ını da daha fazla karşıma almak istemiyorum. Yarın öbür gün Clippers maçı anlatırken bu adamı oradan kaldırın derler. Alexandr'a geçelim. 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 Her hafta bir Aleksandr'ı yani evet. e, programa etkisi olsa da olmasa da bir Aleksandr'ı sizlere tanıtacağız. Çünkü Artık bu, bu da sizin de hoşunuza gitti. Aynen. Öyle aynı düşünürüz. aynı zamanda sadece hoşumuza gitti de insanlara yaramaya da başladı. Yani işte KPSS kazanan Tabii. var, Ales... KPSS kazanan değil de yani bir yani soruya ne artıdır. Heh. Sonuçta yardımcı olduysak. Yardımcı olduk bize. Yani. Dolayısıyla gelecekteki sınavları düşünerek sizlere Alexander'ları tanıtmaya devam ediyoruz. Çünkü bunu kim icat etmiştir sorusu genellikle sınavlarda çıkan bir şey. Genellikle de yani bir şey varsa bunu Alexander'lar bulmuş oluyor. Dumble Amplifiers'in e, kurucusu, bulucusu. Bunu Wikipedia'da da bakabilirsiniz yalan söylemiyoruz. Evet, Dumble Amplifiers Aynen. olarak Yok, doğru mu okudum Amfiler bunu? yani amplifiers Amplifier. Ama şöyle bir sorun olabilir. Alex Dumble diye geçiyor. Alexander'ın kısaltılmışı. Alexander Howard Dumble <laughs> evet, kurucusudur. Alex. Öncelikle Onur Erdem içimizde müziğe en tutkun insan olduğu için Amfi nedir? Ne işe yarar? Senden bir 30 saniye dinlemek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Gitarı bağlarsın ses verir. Onu bir ulan. Yani bunu zaten kime sorsan söyler. Gitarı Kaliteli bir Amfi'yi kalitesiz bir Amfi'den ayıran nedir? Bunu söyle bari. Bu Hiç Hiçbir fikrim yok. Peki. Evet, işte bu da o festival benim. Yok Rakın Kok geri dönsün. Yok oraya gidiyor. Oğlum giriyorum. ben müzisyen değilim. Bu, bu hafta ziget Oğlum müzisyen değilsin de kulağın var yani. Kardeşim, kardeşim, i̇yi amfi ile kötü amfi var, O ayrı. İyi amfi ya da kötü tane... Anfi derim ama ha, sebebini bilmem. 80 tane festivale tamam. gitti. Her story'de, Instagram'da bunun tüllü tüllü ekmeğini yedi, şovunu yaptı. Tamam, yok. Orada ortamlar, yok işte çadırda yatıyoruz, yok ateş yaktık, kızlarlayız falan. Adama amfi soruyorsun, takınca ses verir diyor. Gerçekten... Bravo kardeşim. <laughs> hakikaten. Tövbe Neyse hafta Harun Tekin'i ağırlayalım. Sevgili Arun Bize bunları açıklar. Yani bu haftanın Alexander Alexander Dumble çıktı. Ki zaten çok tutunca... Alexander'larımız devam edecek. Hayır hayır yani. Aynı zamanda Amfi'den diğer türlü o kaldırma sektörüne de ha, geçti. Tabii Dumble evet. Alexander Aynen. Dumble. oraya da geçmişliği var. Sıkılınca oraya geçmiş. O çok ilginç onun da hikayesi. Bu Amfi işi çok tutunca seri üretime geçiyor Alexander Dumble. Ee, Alexander Anfi aslında yani orta ismi Anfi Alexander Anfi Howard sonra da, Dumble ee, e, 20-30 taneyi taşırken çok ağırlık oluyor falan adam diyor ki ya diyor bir ay sonra falan aynanın karşısına geçiyor ulan diyor baya baya kanatlar falan kesilmeye falan çıkmaya başladı Demek ki diyor bunları diyor ondan sonra diyor ağırlık olarak da kullanıyor falan. Onu tabii böyle amfi şeklinde spor salonunda falan sokamazsın. Elle tutulabilir. Oradan Dumble olayına giriyorlar. Daha kullanışlı bir. Acayip ya. İşte ya, abicim. Bunu da hani eğer. Kafa ne berrak mi? olacak. Kafa berrak olduğu tabii, zaman evet. her şey olur. <laughs> İkinci bölümü de hani anekdot, <laughs> anekdot isterseniz spor salonunda falan anlatabilirsiniz. Ee, i̇yi olabilir. Geyik bölümümüz yeterli mi? Yoksa daha eklemek istediğimiz Benim bir şey var mı? Benim herhangi bir konu yok. Acıktık anda. ya sepete geç bakalım tamam. neler var. Acıkmış sepete geçiyoruz. Şu anda yemek sepetine girişimi yaptım. Şöyle bakıyorum acayip yemekler var. Ama biz kendi takipçilerimiz arasından yaptığımız seçim. Çirkin Kral, Allah rahmet eylesin. E, Erman Tavuklu Pilav yazmış. E, Oğuzhan... Tavuklu Pilav mı söylüyorsun kendine? Öyle. Erman tavuklu pilav şeklinde Biraz, bir mesaj gelmiş. Yani Sanadır emir, o. Emir gibi de olmuş zaten. Aynen Söylemek öyle lazım bir olmuş. kip var. Olsun. Çirkin Kral'ın canı sağ olsun. Oğuzhan Ay Yıldız Ozan Can Sülüm'e donat istiyorum Olur. demiş. Yani bunu da mı Emir kipinde? Yani acaba hani yemek sepeti bir inisiyatif şey alsın ve şey herhalde. Bas donatı bas sen. Muhtemelen. Ve Tarık Bey demiş ki Onur Erdem Sigara böreği. Şimdi ben memnunum. ben Benim tavuklu yok. pilavımı aldım. Senin donatı da aldım. Evet sigara böreği. Temassız teslimat var mı bir itirazınız? Bakın temassız teslimat kısmındayım. Bam diye ben basış tamam. yapacağım. Ben tamam. <laughs> Bam diye basış yapacağım. Basış yaşansın tepeti. şu anda? Ama basışı da yaptım. Yemek yola çıktı. Hepinize geçmiş olsun. Yemek sepetiyle haftanın enlerindeyiz. Ee, Onur Erdem yemeğe hazır bir şekilde sigara böreğini tutmakta. Erman Yaşar birazdan start alacak bir e, tavuklu pilav maratonuna hazır. Ben de. Yalnız Masterchef'te Eray nasıl aldı tavuklu pilavı? Usta adam ya. Ben hep söylüyorum. Çok yetenekli. Barbarosçuyuz ama Eray da yeteneğiyle... Yalnız bu hafta Serhat'ı potaya programı attılar. Bak Serhat'ı potaya attılar. Ben Serhat'ı çok seviyorum. Serhat'ı karamolde eğlenebilir bu hafta. Haberiniz olsun. Sıkıntı çıkabilir. Yani bu konuda ilgili herhangi bir yorum tekrar yapamıyorum. Özür dilerim. Ben de bu hafta biraz az seyredebildim. Biraz işler yoğunlaştığı için. Ama ben siz güçsüz olduğum için her gün O zaman, sorayım Evet. memnunsanız haftanın takımıyla başlıyoruz. Başlayalım. Haftanın takımını Everton olarak seçtik. Buna itirazı olan da çıkmadı. Bu adam niye söylemedi? Bir... Ha? Sen ne yiyorsun? Ben donat yiyorum. Ne o? Hiçbir şey söylemedim. Bu e, donat. Karamel gibi gözüküyor. Ya yani şöyle. Karamelli. İçinde krema var. Ben anladım. Bunun dışında... Al. Bakayım. Onun dışında üstünde de bir takım e, sıyırtmalar çekilmiş. <laughs> karamelli. Karamelli. Çata, bak orada kaşık var istiyorsan bir öyle bir dene. Hangi kaşık? Şu kaşık. Senin Tavukla kendi kaşığı. Tavukla pilava değmiş. Ya senin bıraktığın kaşığa sana haber veriyor. Olmaz. Tavukla pilava değmiş kaşıkla. Yapıştır ısır ya. Isır ısır. Senden ısır mi şey edeceğiz? Yani. Bu da yapıştıracak ama dur bakalım. Isır ye. Göster hmm. içini kameraya doğru alalım. Kameraya doğru. A, karamelli. Karamelli. Evet. Karamel krema. Tamam devam edelim. alttan takımı. Haftanın takımını Everton seçtik. Neden? Neden Everton seçtik? Çünkü ya bu adamlar çok güzel transferler yaptılar fakat bunlar oynar mı? Oynarlarsa da Tottenham deplasmanın da acaba galip gelebilirler mi diye düşünüyorum. Mı? Kane e, bütün transferlerini ortaya koydular. Alan inanılmaz performans çıkardı. Hames acayip performans çıkardı. Burada tabii e, birazdan geçeceğiz ama e, hocaya da bir Ben bir kere şey dur hocada kutlayacağım. Yok tamam ayrı. Hocada kutlayacağım. Ha hocada mı gireceksin? Tamam. E, Everton bir mesaj vermiştir. Hı -hı. Ben de Avrupa yarışında varım. Çok ufak da olsa. ilk hafta da ne oldu? Hı -hı. Hı -hı. Ha. Ee, Dendi, evet. Vermiştir. Ee, buradan Tottenham için de kötü emarelerden bahsetmek mümkündür. Ama çok erken daha bunun O zaman haftanın menajeriyle de bağlayalım. Ne falan oldu falan. peki yani? Everton ne yaptı? İzlemeyenler vardır. Everton yani Tottenham'ı yendi. Deplasman'da. Yani Deplasmanda. Deplasmanda yendi. <laughs> daha üstün oynadı. Orta sahada yendi. şov yaptılar. Yani Tottenham'ı özellikle artık maçlar seyircisiz oynanıyorken hani Tottenham'ı deplasmanla yendi, onu deplasmanla yendi. Evet. Belki çok etkileyici durmuyor olabilir. Ama oyunun ilk dakikasından neredeyse son. Yani çok kısa bir tabii Tottenham'ın skor olarak da dezavantaj yaşarken reaksiyon Ula olarak var. reaksiyon olarak biraz daha baskın olduğu kısa bölümler var ama yani maçı izlerken ki geçen seneki Everton biliyorsun ben anlatırken falan fenalık geçiriyorum evet. Everton'ı hakikaten felaket bir. Yani Ancelotti döneminde de öyle. Ancelotti geldikten sonra da dünyanın en renksiz, böyle rakip kaleye gitmekten aciz, e, mıymıntı, mıymıntı top oynayan bir takımdan e, bütün tura Dukure de müthiş oynadı. Hames de gayet iyiydi. Alan e, haftanın oyuncusu seçmedik onu. Çok iyi performanslar var bu hafta. Daha iyisini var. Daha iyisini Ama vardı. yani hayır haftanın oyuncusu alan olmalı diyen birine de ben hayır demem. Tabii, tabii. Öyle bir performans Hele ki ilk maçında yani. Premier Lig'deki ilk maçında. E, bu nedenle yani maçı 1-0 kazanmaları 3-0 kazanmalarından ziyade ben Tottenham gibi bir takımı ne olursa olsun e, bu kadar e, net bir şekilde sahada oyun olarak yenmeleri skor olaraktan ziyade etkileyici. Bir de bıraktıkları yeri düşünerek ben de haftanın evet. takımı olmalarını yani mesela Everton geçen sene de, mesela bu maçı Wolves kazansa ben Wolves'u haftanın takımı seçmeyebilirdim. Ya Lester. Misal. Ama yani bıraktığı yerden gelişim olarak Everton'ın çok ciddi o bir gelişim. O yüzden de haftanın menajerini Aynı. Carlo Ancelotti yapıyoruz. Çünkü bir, e, üç orta saha oyuncusunu alıp çat diye onları hemen takıma monte edip böyle bir galibiyette parlatmak. Birincisi çok iyi bir şey. Bir de Erman'ın dediği. Bir de Erman'ın dediği. Büyük İstanbul depremi mi bu. Ne e, bu? Bilmiyorum. Yukarıdan bir şeyler geliyor. Mesaj geliyor. geliyor. Bu bizim programın içinde bunların hepsinin olduğunu bunlar varsayarak Bayağı ben devam ediyorum. Ben. Güzel. Carlo Ancelotti ile ilgili ha. iki şey söylemek istiyorum. Söyle. Bir, biz Arsenal yani bir Arsenal taraftarı olarak benim yıllardır, 10 yıldır, 15 yıldır çektiğim en büyük dertlerden bir tanesi. Wenger'de de böyleydi, Emery'de de böyleydi. Abi transfer yapıyoruz, o transferi sahada görene kadar 10 hafta geçiyor. Hmm. Çat Veya, koydu diyorsun. Abi adam alıyor, yok alışacak takıma, yok, Premier Lig'e alışacak, yok kondisyonu düşük. 4 hafta, 5 hafta, abi bak adam aldı. Daha ayak basalı İngiltere'ye 10 gün oldu. Hames sahada mı? Sahada. Alan? Sahada. Dukure? Sahada. Hocalık budur ya. Ki hadi Alan'la Dukure'ye... Bir buçuk ay önce de futbol oynuyordu. Hames yıllardır oynadı. Hames yıllardır futbol oynamıyor. Hocalık budur. Bravo. Ya ben alanla Dukure'nin ilk 11'de olmasına şaşırmadım. Ama Hames'e şaşırdım. Ben yani... bir de onların üçlü olarak orta saha olmamasına, Gomez'in de orada olmasına he. şaşırdım. Aynen. Bu arada bir deyiş. özür dileyeceğim. Buyurun. Ee, Dominic Calvert-Lewin'den özür diliyorum. Ben bu çocuktan adam olmaz, bu çocuktan Hı. topçu mopçu olmaz diye düşündüm. Fakat... Ee, hala içimde bir şüphe var ama gol atıyor. Atıyor. Geçen sezon 15 attı. Bu sezon 1'de 1 birle başladı. Evet, atıyor. Tekrardan yemeklere dönecek olursak, şimdi evet. bakın karamelin çıkışı çok net bir şekilde zoom alıyorsun değil mi kelimincim? Karamel adeta böyle bir fokurduyan şey gibi buradan çıkış veriyor. Bir işten şey yapsana şöyle yani karamel oynatımı yap. Evet. Şimdi karamel benim çok sevdiğim bir tat. Burada yine Mutfak Sanatları Akademisi Genel Başkanı Onur Erdem'e dönmek istiyorum. Evet. Nasıl yapılır iyi karamel biliyor musun? Şeker. Adam, adam çok basic yanıtlar veriyor bugün ya inanılmaz. Şekeri ısırsın tavada. Afineye takarsın ses çıkartır. Tavada ısıtırsın. Nasıl Yalnızlık karamel? Yanlışlık var mı? Yanlışlık var mı? Yok. Var mı? Yok. Yok. Tereyağı hafif bir yağ koyarsın. Şeker. Bunları tavada bir araya getirsin. Eritirsin. Karıştırırsın. Çok güzel bir karamel edersin. Bu kadar. Bu kadar mı? Hı? Mesela karamelize soğan. Evet. Onun karamel var. tavada çevirirsin. Genel olarak tavada çevrilme prosesine karamel deriz biz. diyorsun. Yani evet. krem karamel. Hafif kremi yakmadan... tavada çevirirsin. Evet. Gibi düşün. Tamam, şımardı artık. Tamam. Ee, ufak bir not olarak ekleyeyim. Karamel'e aynı zamanda yaparken Tabii. limon şeyi de eklenir. Terbiyesidir. Tabii terbiyesidir. Ee, böyle. Ne ne diyorduk? Topçu. Ha haftanın topçu William seçtik. Ben de William'dan gerçi özür dilememe gerek yok. Çok iyi topçu ama ne gerek var demiştim. Ne gerek olduğunu ilk Öğrendim. maçta gösterdi. Sağ olsun. Ya Pepe'nin geçen sene yapması gerekeni yaptı. Yani her maçtan belli bir performans alacağını bildiğimiz bir oyuncuyla oynamanın rahatlığı içerisindeyiz. Çok ilginç bir şey. Evet, çok değişik bir şey. Hmm. Ne yaptığını bilen bir e, takımın, e, ne yaptığını bilen bir hocanın taraftarı olmak da çok özel bir şey. Ne yaptığını bulmuş, bilmekten bulmuşuz. kasıt şu. Bunlar çıkıyor. Twitter'da görmüşsünüzdür. Yangın attığı gol, ha. aynı gol. Kaleciden gelip Obameyang'a gelen. Aynı şekilde giden, bir tabii. organizasyonda o gol var. Obameyang o topa vururken Maitland-Niles'la Tierney'nin aynı pozisyonda o kadrajda gözüküyor olması. Bunların hepsini. bu neyi gösterir? Set oyununu çizen, oyuncuları gösterleten bir hocamız var. Bu takım çalışmış. İşte hocamız var. Belli belli düzenler üzerine çalışmış. Bunu gösterir. Haftanın oyuncusu da demin alan da eklenebilir demiştim. Salah da eklenebilir. Yani bunları söyleyen insanlar da gayet haklılar bence. Çünkü Salah attığı hani 3 golün ikisi penaltı diye düşünülebilir ama çok benim iyi gördüğüm Liverpool kariyerinin en iyi 2-3 maçından birini oynadı. Kabul Kardeşim olsun. bu arada kaptanımdı FPL'de. Allah razı olsun kendisinden. İnanılmaz oynadı. Triple kaptan evet. yapanlar varmış ilk haftadan. Direkt Yaplar. 60 puan. Lap Bana da Emre Özcan söyledi. Onun liginde Tardini liginde lider öyleymiş. Helal olsun. Daha ilk haftadan triple kaptanı kullanmanız ve olumlu kullanmanız müthiş bir şey. Devam et. Haftanın golünü. Şimdi ben Reese James dedim çünkü anlattığım için böyle bir daha yakın hissettim kendimi. O da sala anlattığı için daha yakın hissetti. Ben ikinize de Tie break'i bozamadı Onur. Bozdum. Nasıl bozdun? Ben bu yani düşünüyorum şimdi Chelsea camiasını mı karşıma alayım Liverpool mu alayım. Chelsea camiasında Türkiye'de kaç Chelsea'li var bilmiyorum. Şu anda aldım zaten galiba. Hı hı. Ee, o yüzden Salah diyorum. Yani peki ya yanlış tercih demeyeceğim. Tamam. Enteresan bir seçim oldu. E, kaleci de biraz baktık. Baktık. E, İstatistiklere bak baktık. Kim ha. kaç kurtarış yapmış diye baktık. Aynen. Profesyonel bir çalışma oldu. Sonra. Yaklaşık 17 saniye falan sürdü. Guaita dedi. Sonra Guaita'nın ben FPL'de en çok puan alan kaleci olduğunu hatırladıktan sonra Guaita'yı seçerim. Herhalde dedi. iyi oynamıştır dedi. Yani yoksa iyi alsın. Aynen. E, zaten Vicente Guaita 10 puan. Bu arada Crystal Palace Southampton maçı da yani. Vefat. Mesela 2030 31 sezonu, 2053 54 sezonunda da oynansa o maç öyle bir 1-0 o şekilde bir bitecek bir maç gibi geliyor bana. Zaha hala oynayabilir Palace'ta. Mesela bahsettiğim tarihlerde. Benim yemek bitti kapatabilir miyim? Kapat. Tamam. O zaman Erman'ın yemek bitti kapatıyorum. Evet, bir son dakika gelişmesiyle çok duygusalım bu gelişme karşısında. Çok duygusalım. Buradayız, şu an. geri döndük. şu anda arkadaşlarım Bugün 16 Eylül. Bana şey yapıyorlar. 2020. Buyurun. Saat 14.51 itibarıyla Sokez YouTube kanalı 200 bin aboneye ulaştı. Çok evet. duygusalım. Yani her şeye rağmen her şeye rağmen değil mi? Yani ben şimdi bu Hı. kutlu günde kırıcı bir ve ayrıştırıcı <laughs> bir dil kullanmayacağım. Onur Erdem'in de bu süreçte hataları olmuştur falan filan ama ben 2-3 sene önce şurada değil yani burada değildik başka bir stüdyodaydık ama bir köşede kanepe üstünde 1500 abonemiz vardı. Program 1000 izlenildiği zaman ikinci gecede 1000'i geçmişti galiba. Heyecanlanmıştık böyle WhatsApp grubunda. Hey mey falan demiştik. 2000 şey olmuştu sonra abonesi falan olmuştu kanalın. Oralardan bugünlere duygulanıyorum. Duygulanıyorum ben daha hassas bir insanım kötü oldum. O yüzden benden performans beklemeyin bu programda. Ben biraz duygusallaştım. Evet, duygusallaştım. şu anda gördüm. Evet, 200 bini geçmiş. Bir tane evet, mesajı gördüm. Ee, 10 Şubat 2018 11 kişi kaldı. Bin view'a Erman <laughs> demişim. O günden bugüne 200 Aynen. bin aboneye geldik. Ee, programda 50 60 Bu bin arada Gate ile yani. hakikaten programı çekerken 200 oldu bir anda böyle şey evet. ettik. O yüzden söyleyelim dedik. Bu programa nasip olması ayrı bir keyif. Na, o zaman şey mi yapalım? Hani Liverpool'la keyif... başlayalım o zaman. Ben de şey yapacağım zannettim. Ne yapacağım? Geçtiğimiz iki yıla bir bakalım falan. Yok ya bak yani. Peki. Ee, o zaman Liverpool'la başlayalım. Liverpool güven verdi mi diye bir soruyla Liverpool'u açıyoruz. Ama Liverpool'dan ziyade Van Dijk... Olur hani öyle. Samunma olur öyle. Olur öyle. Ben maçı izlerken acayip bir keyif aldım. Olur öyle. Eee... Zaten şeyi merakla bekliyorduk, hani böyle. Bu Fandaykın fan bir, bir şey götürmez. Götürmez. Liverpool'dan ne götürür? Nazım <laughs> Liverpool şöyle götürebilir. Ha. Yani Liverpool dört ay üstünde devam etti geçen seneye. O dörtlü devam etti işte ne bileyim. Herkes topun oynadı falan filan ama hani birileri sallansa, birileri bir sakatlansa bunu iki yıldır söylüyoruz. Yaşayabileceklerine dair küçük bir preview diyebiliriz. Ama bu preview'u izleyemeyebiliriz. İzleyemedik. Görüyoruz, fakat izleyemedik. Nazım Hikmet'in en sevdiğim şiirlerinden biridir. Tahir ile Zühre hikayesi. Onur Erdem nasıl bir sanat insanı olduğunu bu Fandayk'ın Fandayklığından götürmez diyerek oraya muhtemelen ince bir şey attın. Düşünmemiştim onu ama Maçı yani anlatan Erman zaten Yaşar'dan iki tane Nazım Hikmet şiiri oku desek onu da okuyamaz ama biz adamı övelim dedik. Kendi kendini rezil etti. Evet. O da der 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 ki yani Zühre sevmese Tahir ne kaybeder Tahir'liğinden. Mevzu sevmekteler. Oradan şey yapmıştım ama yani bunun gibi adamla program yapınca olmuyor. O yüzden dediğim gibi sanat programında doğru partner muhtemelen karşımdaki bu yakışıklı çocuk olacak. Sırtıyla olsun, pozlarıyla olsun. Neymiş efendim? Liverpool maçını ben anlatayım evet. E, devre arasında bir görüntümüz var onu alalım mı? Sakın. Yani, <laughs> yani herhalde o <gülüyor> görüntü <gülüyor> burada yok değil evet. mi? Anlat diye dedim. Var. Heh. Var da anlat diye dedim. Aman. Yani programa girerse ben kontratımı fesheder çıkarım Londra merkezden Nasıl bir görüntü o? Abi öyle bir maç oldu ki ilk 30-35 dakika. Bir de sağ olsun parmamik sıfatlı Emre Özcan da klimayı kapatmış. Yok işte Covid gelir yok bilmem ne gelir. Ben de yani maçta 10 saniye durmadı. Kal yani zaten hissetmedim şeyi. Yani maç o kadar tempolu ve kendini kaptırdığım bir maç ki. Hani ya burası çok sıcak terliyorum falan çok da hissetmedim ama. Ki sen öyle... genelde çok terlemezsin. Değil evet. mi? Evet. Ee, bir baktım devre arasında klima mulima her şey kapalı. Ben surul sıklamamışım üstüm başım. Allah'tan ee, çantamda da Sokratesimizin yaptırdığı çılgın formam vardı. Üstümü değiştirip ikinci yarıya onunla girdim. Tabii üstümü değiştirirken bir takım fotoğraflar içeri falan. Orada sallam oğlum. Sen girmedin. Sen mi? attın bana fotoğrafı ya. Ben orada bile ben değilim. Ben atmamışımdır. Ya ben orada değilim. Emre Emre atmıştır. Sen attın. Ben mi attım? Tabii. Ben atmışım. O da olabilir. Yani demek ki o fotoğraf... Bende de var öyle değişik videolar eski stüdyolar. Oluyor yani bunda. Oluyor oluyor. Bir 6-7 dakika bunları, çıplak bunları anlatım yaptım. Eğer şöyle bir söz verelim izleyicilerimize. Ben katiyen böyle bir söz vermem. Bu program 100 bin izlenirse evet. ve 5 bin like alırsa Erman'ın... Lan hadi lan manyak mısın? O <laughs> fotoğraflarını koyacağız. Allah Allah. Hayır böyle bir sözümüz de şeyimiz de yok. Ee, gerçekten insan... Sen ne diyorsun? 100 bin izler falan. Yani... Ben 100 bin izlenmese de yayınlanması taraftarıyım. Ama bir söz verirsek tutmak zorundayız. Yayında verildi bu söz. Şimdi bu sözü sen verdin. Tamam. Benim, ben her türlü katkı yaparım ama Erman tamam. Yaşar'ı da karşıma almak istemem. Aynen. Yani çok sonra bu, bu program 100 bin izlendi. Bir daha Erman Yaşar'ın olmadığı bir Londra merkez çekelim. Çok mantıksız olur. Gerçekten Besim Tibuk gibi yani Çok. Ben bu işlerin müssem o moderasyon. Neyse tamam. Devam yani edelim. hayır sana şunu sorayım. Bu program 100 bin izlensin. Sonraki programlar Erman Yaşarsız mı olsun? Bunu göz alıyor musun? Hayır öyle bir şey. Kesinlikle yok. Erman o ilgiyi alırsa bir daha soyunur. <laughs> ben bunu ben bunun önünü açmak istiyorum sadece. Kendall Jenner mıyım lan ben manyak. <laughs> devam edelim. Devam et kardeşim. Ben iki saniye yorumumu yapayım mücadeleyle alakalı. Evet, ee, Liverpool'u beğenmedim. Leicester'ın United'ın da savunmasını beğenmedim. Liverpool şanslıydı, Leeds United de şanslıydı. Hayku mu yazıyorsun şu. An. <laughs> Diyecekler ki bunlar nasıl yorumlar? Bir, şimdi Liverpool'un geçen sene çok dominant, inanılmaz, müthiş performansıyla beraber ligi 10-12. hafta sonrasında rakiplerine böyle bunlar gidiyor midiyor dedirtip sonra zaten devre arasından sonra kopuşunu hatırlıyoruz. Fakat çok az kişi hatırlar ki Liverpool o ilk 10 haftada çok fazla böyle çekirge gibi Sıçradı sıçradı. 89'larda gol atma var. Hemen hatırlatalım. 91'lerde atma. Yani illa şey hatırlatmana gerek yok ama ya ben birçok maçı anlattığım için de hatırlıyorum. Ee, ne oyun olarak ne tam böyle çok ezici moddalardı. Hadi oyun olarak geçtim. Hani oyun olarak ezersin de 90. dakikaya bir bir girdiğin 3 maçında birini kazanırsın. Hepsini kazandılar. Falan filan ondan sonra da tabii yani bir takım bu kadar sıçrayıp 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 gidince biraz rakibini de demoralize ediyorsun ne olursa olsun. Manchester City de aynı maça 90. dakikada ya da işte Chelsea'si şey giriyor. Hepsi puan kaybediyor. Liverpool kaybetmiyor. Ha bu şey değil. E, takdir edilecek ve aynı zamanda övülecek de bir şey. Yani maçı sonuna kadar oynama, oraya kondisyon koymak ama yani bir değil, iki değil, üç olunca biraz şey de oluyor. Bu maçta da öyle oldu. Ha neden Liverpool şanslıydı diyorum çünkü 88. dakikada bir hücum oyuncusu olan ve maça sonradan giren Rodrigo olmasa o pozisyonda bir savunmacı daha dikkatli bir hareket yapabilir. Ee, çok Palas pandras girdi ve penaltıya sebebiyet verdi. Ama e, Leeds de şu açıdan şanslıydı abi. E, üç kere şut attılar kaleye. Üç tane acayip gol attılar yani bir tanesi inanılmaz bir gol, inanılmaz bir beceri golü ilki. Üçüncüsü de öyle. Ee, i̇kincisi de yani ben kaçırdığı bir tane var kimin ben ha evet bir tane bir, bir tane evet ama o da çok zayıf vuruyor evet, şeyin evet. üstüne e, Alisson'un evet. üstüne çok zayıf vuruyor ee, onun dışında da pozisyonu yok ikinci e, golde zaten ikinci golde Van Dijk. Van Dijk. Pın, yani hayatı boyunca iki kere üç kere yapacağı bir hata ya yani buralardan inanılmaz yüzdeli oynadılar basketbol tabiriyle ee, o yüzden Leeds'le şanslıydı diyorum yani Liverpool'un ...da pek yemeyeceği normal zamanda. Burada zaten orada. şey üzerinden konuşulmaz ya. Ya Enfield'dasın. zaten o gelecek adamlar attı. Hani Leeds açısından... ...orayı geçtim ama... ...ya yani Liverpool'un da çok böyle bir... ...boğduğu, öldürdüğü falan bir durum da yok. Yani o kadar. Ya ben geçen sene de söylemiştim ya hani burada programı kapatırken de... E, ...hani Manchester City... ...bir daha öyle bir sene oynamayabilir ve... E, ...Manchester City gelecek sene içinde... ...Liverpool'un hala önünde olabilir diye... Ee, mesela bahis oranları biliyorsun sezon başında İngiltere basını daha az yani Manchester City'yi Az farkla da olsun önünde görüyor Liverpool'un ee, Kadro derinliği de Bence City'nin daha, City daha görmedik ama Yani Liverpool mesela Curtis Jones 65-70'te girdi. Muhtemelen biraz Jurgen Klopp o oyuncuları Daha fazla rotasyona sokmaya çalışacak ee, Ben maçta da bu fikrimi yorumcu olan Emre'ye de açmıştım. Emre Jurgen Klopp'un dar Rotasyon sevdiği için hocaya saygı duyulması gerektiğini söylüyor ama ben yine de bu takımın ön bölgeye iki tane ya şey demiyorum yani 50 milyonluk 60 milyonluk oyuncu demiyorum. Ha, alabiliyorsan bir 60'lık verenden al kapat transfer ayrı konu ama 10-15 milyonluk da olur 20'lik de olur ama yani hiç oyuncu almamasına... Ya sallıyorum alabiliyorsan 20'ye bir zaha olur mesela gibi. 20'ye zaha ise... Alamazsın. Derler. Sallıyorum alabiliyorsan. 70 yani. milyon anasını satayım. Ya zaha değil. orada yani. Baktılar bir sürü Zaha piyasaya. değil. Yani zahayı alamazsın zaten o paralara. Zaha için 80'lere 70'lere Neil Mopay'ı alırsın. Ya işte bir şey yani bir, bir şey, şey alırsın yani. Bir şey alırsın. Çünkü orijinal gidecek. Evet. Almadılar. Ee, dediğim gibi geçen seneki gibi çok kazasız belasız bir sezon geçirmesi lazım Liverpool'un. Yani Salah'a, Firmino'ya, Mane'ye ee, geçirebilirler mi? Tabii geçirebilirler ama e şu an zaten sorunsuz yani en geniş rotasyon oldukları bölge merkez. Yani orada merkezde çok problem yaşamazlar. Tabii. Yani kalede geçen sene yaşadıklarında sorun... Adrian bir saçmalı bir ikisinde de yani onu Ama da Ama çözdü genellikle. Geçen sene tek pro, stra, e, sakatlık sıkıntısı yaşadıkları evet. yer o oldu zaten. Savunmada çok alternatifleri yok. Hücumda da o, yani hücumda da şöyle bir fark var. Origin'de gittiği ver, var, mh, versiyonda. Abi üç tane adam var. Onların arkasındakilerin Kalite farkı uçurum var arada şu an için. Bir de kalite farkından ziyade mesela çok uzun süredir oynamıyor oyuncular. Öndeki üçlüden dolayı. Yani evet. hatırlamalar hatırlamaları lazım. Geçiyorum. Geç. Geç. Chelsea. Chelsea'ye geçtim. Sen anlattın maçı sen başla. Chelsea'yi ben anlattım. Emre Özcan'la beraber Chelsea'yi beğenmedik. Öncelikle. Tabii ki şunu söylemek lazım. Kepa dahil savunma dörtlüsü. Hatta ön taraftaki oyuncular. 11'den 9 kişi falan değişecek. Lafını unutma. Ha. Twitter'da gördüm. Ne? Biliyorsun zaten daha onbirler açıklandı bir baktım. Loftus chick, Loftus chick, evet. benim adım Loftus chick. sahada. Aa dedim kardeşimin anlattığı mücadelede Loftus chick sahada. Millet sana sormuş. Abicim, Loftus chick dişlerinde Erman abi hatırladın mı? Bu da verdiği Ne hatırlayacağım? Benim. Maç konsantrasyonu başka birim ya. Bak, Aklıma başka şovlarına... hiçbir şey gelmiyor. O zaman... yani bir Muhammed Salat deyişte yani de hatırlanması şov. lazım. Yani evet. Harry Kane'de de hatırlanması yani. lazım. Yani. Sen dün de bir şov yapmışsın. O şov zaten büyük ne bir o? kepazelik. Kardeşim burada demin o günlere gittik. 2003 bin kişinin izlediği ilk hmm. sezon. Kanepe falan. Biliyorsunuz onun dördüncü ya da 5. programında e, Premier Lig'in underrated'ları overrated'ları konuşulurken beni o dönem kılıçtan geçirdiğiniz ben dedim ki Delali overrated. Hı. Hatırlarsınız. Hı hı. Hatta Emre Özcan da yanımızda oturuyordu. Bu adam Emre'ye sormuştu. Emre de demişti ki yani skor yapmazsa değeri çok düşüyor. Bir yandan overrated denilebilir ama adam skorda yapıyorsa. Ha, ben onu yanlış hatırlamıştım. Adam... Ha. Çocuğun teki dün buna mention atmış. Olayları çok uzaktan bir gözle süzüyorum. Arkadaşımız, değerli izleyicimiz. Demiş ki Ozan Sülüm. Erman tam da şöyle oluyor benim de şanssızlığım. O program Perşembe yayınlanıyor. Cumartesi Delali iki tane yapıştırıyor. Bütün Twitter oh, oh, oh Erman Yaşar oh, oh, oh işte oh Ya o zaman için bütün Twitter ha. değildir de. E tabi. ben yine bu programdan Beş önce de tanıdır evet. bir sattım. Sizin ikiniz gibi yerde değildim ama yani yine de tabi <laughs> hepimize bir şeyler kattı Sokrates ailesi. Buna bir şey diyemem. Neyse e, ne diyordum? Takip edelim. Heh. Delerle de iki tane atınca falan. Çocuk demiş ki dün sevgili izleyicimiz. Ozan abi biraz olsun utanıyor musun? Erman abi iki sene önce linç ettiniz. Yok Delali, Melali işte şey dedi. Adam o günden beri ortada yok. İşte ayda yılda bir gol atıyor. Bu ne diyor? Mention'ı gördüm. Tüylerim dikildi ya. Fenalaştım evde. O tam tersi olmamış. Tam tersi o, olmamış, tersi. olmamış mıydı diyor. Yani ben Delali'ye ya, anlamıyorum. Ben tweet'i doğru düzgün okuyamamışım. Ağzımdan kontrol ettim tam tersi. Tweet'i değil. Tövbe estağfurullah ya. Nasıl tamam, bunun için senden özür diliyorum. Bravo. Neyse Loftus Cheek'ten konu Bu anlamda gel. da şunu söylemek lazım. Attığınız her mention Erman Yaşar tarafından görülebiliyor. İnceleniyor. Yani. Evet. İnceleniyor. Ben incelerim. Tepe göz olarak. Bu arada Erman sadece Twitter'da bize yazdıklarınız veya Erman'a yazdıklarınız ya da Sokras'a e yazdıklarınız ya da Erman'ın çalıştığı herhangi bir kurmaya da Erman'ın tanıdığı herhangi birine yazdıklarınızdan da ziyade hı hı. sözlüğe yazdıklarınız, Tabii. WhatsApp gruplarına yazdıklarınız, ne bileyim attığınız mailler bunların her birinden Erman haberdar evet. ve bunların her birini farklı WhatsApp mesela Erman geçen gün Uğur oturuyorum. Benim olmadığım bir WhatsApp grubuna bir mesaj geldi. Hmm. Uğur Ozan dedi ki bak bana gösterdi. İki saat sonra aynı mesaj ikimizin tabii. olduğu Londra Merkez Grubu'na birebir aynı ifadeyle geldi. Kullanacaksın al bunları tabii ki. Sonra başka türlü yani Erman sosyal aktif yaşayan bir hücre Aa, gibi evet, yani. çok fazla. Bir evet. de Twitter'ı bıraktım. Yani bıraktım derken artık tweet mivit Bu konuyla ilgili mi? bir açıklama yapmak ister misin? Ya, Neden işte, RT yani. hesabına çevirdin hesabını? Çünkü ee, yani güzel akıyor. Instagram'dan böyle. daha aktif ekmeğini bulabildiğin için mi? Yo Instagram'ı da çok azalttım. Çok azalttım. Diyete misin? Sosyal... Sosyal... medya detoksundayım. <laughs> ee, yaklaşık bir, bir buçuk aydır. Sosyal medya detoksundayım. Son bir ayda bir tek Kobe Bryant için bir tweet atmıştım. Bir de Los Angeles Lakers'ımız şampiyon olursa tweet atarım. Bak Real Madrid şampiyon oldu. Tweet atmadım. Barcelona 8-7. Bak Barcelona'nın 8-7'yi gece Normalde benim 758 tane falan tweet atmam lazım ya. Ben tweet atmayın diye ona... beni bağla falan demiş Emre'ye. <laughs> Ulan Emre evde bile değil. Nasıl sallıyor? ay Ayrı evlerdeyiz. Daha geçmedi mi? Yani. Ya çünkü öyle olmasa <laughs> çok mantıklı bir şey söyledim. Devam. Başka neler oldu? Çok acayip olaylar oldu. oluyor ya. Çok acayip olaylar oluyor. Bütün bunlara rağmen evet mesela Clippers elendi dün. Normalde benim bir gık 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 diye falan tweet atmam lazım. Bıraktım. E, çünkü artık bizim de yaşımız başımız geldi gençlere bıraktım sektörü. Ama retweetimi yapıyorum. Retweetlerle. Retweetler beni bağlar. Ee, herkes diyor ya beni bağlar. Yani sadece senin bağlar peki? Ha? Sadece senin Onu da bağlar. bağlar. Ne işe kaplumbağalar. Evet. Of, çok güzel. Ama güzel, güzel devam edelim, evet. Neyse. Çaresi diyorduk. Evet. Yani işte retweet hesabına çevirince daha fazla vakit bulabiliyorum olayları incelemek için. Evet. Öyle yani orada da uydurmuşsun yok Erman underrated dedi şu oldu bu Bunu peki oldu. tek başına mı yapıyorsun bu gözlem olayını yoksa hani bir yerde yalı kila kiraladığında bir tek, grubun tek, var tek, mı? Tek. Tek. Program sarkıyor artık bu bir yok. Yani bu adam Powerbank'de yaşayan bir adam. Evet. Bu arada evet. Powerbank'imiz gerçekten müthiş çalışıyor. Tam sen söze girecektin ama buradan tekrar bize Powerbank yollayan genel müdür izleyicimiz. Genel müdür müydü? Birazdan biraz Karpat'a gidiyoruz şu anda. <laughs> Ee, evet, Marka şersin. neydi? Hangi markaydı? Yanlış söylersem rezillik olur. Duracell'di değil mi? İyi hadi neyse. Doğru değil mi? Doğru. Evet. Ya, Duracell zaten biliyorsun şey gibidir. Pil. Yani batarya dedim mi? <laughs> Tabii canım. Nerede? Batarya. Mesela bana gel evde batarya de, ben sana tak Duracell <laughs> Hiç direkt yani bu ben de Pavlov'un köpeği gibiyim. Batarya Duracell, batarya Duracell. Öyle bir şeyim var. Ee, o yüzden yani Duracell ben, ben de ayrıdır yeri. Yani bir power bank alabileceğiniz <laughs> maksimum verim budur arkadaşlar. Aynen. Yani onu söyleyeyim size. Yine tabii yani sadece power bank'te de kalmayabilirsiniz. Açık program her şey. şey olabilir. evet Chelsea. Chelsea. Kai Havertz oynadığı oynadı. Kai Havertz. Werner'i beğendik. Werner oynadı. Biz Emre Özcan'la yaşadıklarımızı söyleyeyim ben. Werner'i maç boyunca övdük. <laughs> Aç bakayım bu konuyu biraz. <laughs> Werner'i evet. maç boyunca övdük. Evet. Kai Havert çok ısınamamış dedik. Evet. Emre Loftus cheekten nefret etti maç boyunca. Bir an önce evet. çıkması lazım falan diye. Yani Chelsea'yi değerlendirmek için çok erken. Çünkü 9 tane oyuncusu falan. Chelsea'nin stoper ikilisi kim olur bu sene? Thiago Silva birisi olur. Yani o birisi tamam. kim olur bilmiyorum. Okey. Zuma olur herhalde. Olmayabilir herhalde. Kim olur? Aspi olur. Aspi olur Asbi mu? Aspi mi? Aspi olmaz. Üçlü oynamıyorsan Ya Kristen sen olmaz. Ya Rüdiger ya Zuma Reis olur. James Bence Zuma olur. Rüdiger olmaz. Zuma olur. Hoca Rüdiger'i sevmiyor. Zuma olur. Herhalde bakalım Asbili bir Aspi'li şeyin... oynayacak herhalde değil mi bir noktada? Aspi'li oynar bir yerde de şöyle bir problem var. Riz James acayip oynuyor. Yani evet. geçen sezondan beri çok evet. iyi oynuyor da. Aspi'li. Aspi'li. Chelsea kısa geçebilir. Ben bu arada Kepa'dan bu sene çıkış bekliyorum. Yanlış çıkış. Evet. Yok. hatalı, <laughs> hatalı çıkış Yani yerine kaleci yani. almazlarsa. Yerine kaleci var. alıyorlar gibi. Kimi alıyor? Evet. Ama işte Mendi. düşük profil. Kimi? Mı? Eduard Mendy. Ya tamam onu yerine tamam. yani yedeğe alıyorlar. Heh. Daha yüksek o profil, profil kaleci bakıyorlar yani. diye ilk başta. İşte analar falan filan. Evet. Şu andaki yüksek mi düşük mü tartışılır da. Hı. Hani on, o da tartışmalı. Bir, kendini ispatlamamış bir kaleci gelirse. Kepa'yı ben iyi etkileyeceğim ve Kepa'nın bu sene iyi bir sezon çıkaracak. Bir düşünüyorum. de Lampard. Bayağı pozitif bir açıklama yaptık Epa alakalı. Ben onun yeteneğine de şeyine de güveniyorum, beğeniyorum da falan dedi. Geçen sene çok kılıçtan geçirdik. Yeteneği var çocuğun, kafası birazcık yok. Onunla büyüyerek, olgunlaşarak Şöyle. toparlayacaktır diye düşünüyorum. Ee... Bir de yiyeceği kadar tokat yedi yani daha fazla bir şey olmadı. Abi var. mesela e, yani Chelsea gibi bir takım için bence bir 3-4 hafta beklemek lazım. Yani ona ilk, katılıyorum. İlk ona haftadan katılıyorum. çok büyük böyle kalın sözler hani 650 kişi transfer ettikten Aynen, sonra biraz bir, zaman bir lazım. Bir 4-5 hafta izleyip ondan sonra abi biraz bu takımın, izlediğin takım Chelsea değil şu anda. Evet, ha, değil. Yani bu takımın artısı bu, eksisi bu. Ya yani mesela Manchester United için daha net konuşabilirsin. Geçen senenin 9 oyuncusunu, 10 oyuncusunu sahaya süren takım. İşte Liverpool için biraz daha net konuşabilirsin. City için benzer bir şey olacak ama e... Abi gel şimdi Arsenal için net konuşalım. Konuş. Konuş. Ee, çok net bir takım öncelikle. Ben Arteta hocamın ben ne yapmak istediğini daha bir fikri olan bir evet. takım izliyorum uzun zaman sonra. Şeyi hatırlıyor musunuz? Kaç maçtı ya? 11 maç mı? 13 maç mı? Emery arka arkaya aynı 11 ile çıktı. Yok. Hani kaç yani maç? Arka arkaya farklı 11 ile çıktı. Evet farklı 11 ile çıktı falan. Abi bütün o hikayenin içerisinde şu anda tam Arteta da belki aynı 11 ile çıkmayacak. Bir oyuncu değişir bir şey olur falan. Plan falan. olarak aynı ama. Abi ama bir planı var adamın ya. Yani ne olduğunu biliyorsun yani. Ee, Emery demişken biliyorsun ben Emre hocamızın ilk maçını anlattım. Villarreal-Huesca bu hafta. 16. dakikada ilk hamlemi yaptım. Ee, kendime zarar vermek için. Ee, <laughs> notları aldım, kalemi bir yerime saplayacaktım. Reji'den yetiştiler. 32. dakikada suratıma su çarptım. 38'de tekrar kendimi yere attım. Böyle krizi geçiriyor gibi falan. Zorluklarla bitirdik maçı. Huesca'yı, lige yeni çıkmış Huesca'yı geçen seneyi, geçen seneyi beşinci bitiren ve üstüne bir sürü transfer yapan Villarreal yenemediği gibi beraberliği kurtaran taraf oldu. Ee, yani onlar için de aynı şeyler. Vesca'nın ilk golü nasıldı? Vallahi at, o kadar çok maç Tam anlatıyoruz ki. Tam bir Arteta golüydü. Beş. Nasıldı lan? Ben oturuyorum. Pas 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 pas. Abi pas 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 çıkıyor. Onu mü o yüzden geliyor, sorunlu. Sağa gidiyor. Akıtıyorlar sağa doğru. Sağdan Hiç geliyor. Hiç Sağ bek'e bırakıyorlar en son. Yani sonra. bakın ben yani hep söylüyorum. Bunu da gösterir. Senin bunu yaşadığını gösterir. Bazı maçlar vardır. Spiker o maçı kabinden çıktan da unutmak ister. İşte demin de söylediğim gibi ben Villarreal'in golünü de hatırlamıyorum. Ben. Vallahi golü düşündüm. de penaltıdan olmuş. Gerard Moreno atmış. <laughs> ha evet Gerard Moreno. evet evet. 50 oynamadan. Tamam şimdi atılır Dön. Obama Yank sözleşme inledi. Fakat sözleşme inlerken böyle çok fazla yeni Henry falan muhabbeti oldu. Ben onu... Ya tabii ki çok büyük bir oyuncu. Teşekkür ediyoruz. Ya kulüpte bu arada uzun zaman sonra elinde tutabildiği ve değil gerçekten boyunca. tutmaya değer olarak tutabildiği bir topçu olduğu için po pozisyon benzerliği de var. Şey yapmamıza gerek yok ama yeni Anri bu işte yeni Berkan buna gerek yok artık. O ben... zaman yeni Anri dediğin adam kaç yaşında? Hayır ondan yani. değil yani. Yeni Anri'miz bu işte. Ha. Tamam abi. Okay. Abartmayalım. Evet, ya Bir başarı kazanır bu takım. Ha. Atıyorum. Daha ne kazanacak? Kupa Bey. Hayır, hayır. Kupa Bey'iz o ayrı. Atıyorum. Yanlışlıkla bu takım. Hani olmaz ya yanlışlıkla. Sallıyorum. İzafi bir evrenden bahsediyorum. Bu sene Makine gibi 3'ler, beşler, onlar falan filan abarttım birazcık. Ya yanlışlıkla şampiyon olduk diyelim. Obama yangında 35 gol attı. Bak yemin ediyorum kendi ellerimle gider dikilmesine yardımcı olurum Henry Aiken'in e yanına. He. Yani. Tamam. Ee, Ama şu an değil. Tamam peki. Bir ufak fuluma diyeyim her 4. He. Full hem Fulumdan önce onu söyleyecektim. Martinez'i 20 milyon satan onu e, Bravo teşekkürler. Teşekkür ederiz. 20 Katın milyon çok anıyorum. iyi para. Satma. Çiçek gibi kaleci olmayacak. Oğlum o parayla da abi, orta sağlayacağız. Leno daha 4 ay gitse bir daha ne olacak? Neyse. Özürüm Birincisi Arsenal için e, geçen sene de söylemiştim. Ben Arteta'nın doğru isim olduğunu düşünüyorum. Ya, Arteta ile bu takım iyi olsun, kötü olsun. Arteta ile olsun. Bence heyecan verici bir adam. E, o yüzden memnunum Arslan'ın gidişatından. Fakat Arsenal'ın şöyle de bir şansı vardı. Yani herhalde e, bu 20 Premier League takımı içerisinden hangisiyle deplasman, yani deplasmanda başlıyorsunuz sezona. Arteta'ya açık fikstürü versen desen sanki kimle başlamak istersin? Yani bire yazmazsa ikiye yazar Fulham'ı. Ya West Bromwich yazar ya Fulham yazar. Yani gerçekten kırılgan bir takım. İki sene önce düşerken her gelen gol oluyordu. Ee, çok tamam bir bakıyorum. şey değişmemiş altta. Tabii. Ee, zaten defans da çok değişmemiş. Rehim yine oynuyor. Ya, Tim Reim'in e... <laughs> Championship, Premier League, Championship Hı. tekrar Premier League'de oynayabiliyor olması inanılmaz ee, bir şey. O yüzden çok kırılgan ve savunması çok zayıf bir takım. Şeyi Arsenal mi? için o bir şanstı. Onur'un söylediği şeyi de şu anlamda Arsenal için yıllar sonra olumlu görüyorum. E, alttan gelen genç yıldız oyuncular için e, kim olabilir? Bu belki Tierney olur. Belki Sako olur, Martinelli olur. Martin olur. Martin olur. Yani, yani bu adamlar daha Belki şey olur. değil ama hani 3 sene sonra, 4 sene sonra Aubameyang ağırlığında oyuncular haline gelirlerse artık önlerinde başka bir takımı değil de Arsenal'de kalmaya çünkü moda haline gelmişti. Aa, tamam işte Arsenal'da bir şey olmaz, gidelim işte, gidelim, gidelim. Klişeler, fan onlar, bunlar, şunlar. Ee, tekrardan Arsenal'ın Aubameyang ee, gibi dünyanın en iyi 7-8 pozisyonunda oyuncusundan biri. Kimi 5'te de der, kimi 6'da der. Ama ondan aşağı demezsin yani. İmkansız. Herkes ilk 10'da der. Pozisyonunda dünyanın en iyi 6-7 oyuncusundan birinin kariyerinin geri kalan kısmını da e, bu takıma emanet etmesi o adamlar için de bence Arsenal'ın elini güçlendiren ve Arsenal için önü, önemli olan bir şey. Fulham maçından da ben büyük analiz yapmak istemiyorum. Dediğim gibi Fulham'ı biraz e, yetersiz görüyorum. Arsenal'da bir iki maç görmek lazım ama kesinlikle iyi takım. Şimdi baktım iki sezon önce 81 yemişler. Üç yerek başladı Fulham. Yani sonunu hayretsin. Aa bir de Elneni. Evet. Yani geçen sene Beşiktaş taraftarı çok kıymetini bilmedi. İşte Bak, sezon başında Nasıl Necim... abi? Ha? Bu muymuş abi Premier Lig'den gelmeden falan mı? şöyle bir şanssızlığı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep deplasmanında. Hmm. Daha maçın 5. dakikasında mı 6. dakikasında kırmızı gördü ve Beşiktaş o maçı Gaziantep. kaybetti. Ha? Gaziantep. Gaziantep değil mi? İşte Abdullah Avcı var. vardı takımın başında. Zaten çok iyi başlamamıştı Beşiktaş. O maçın faturası haklı olarak haksız olarak demiyorum. 5. dakikada kırmızı kart görüyorsun. 75'te Biz... görmüş ya. 6'da Vida mi? görmüş. Altıda Vida görmüş kırmızıyı. Ama 70... tamam o zaman daha iyi galiba... ya. Boles... Hani o maçta gördü. Boles sebebiyet falan mı verdi? Bir, bir şey ya yani o maçta ben... penaltı falan mı atmış adamlar baksana. Yani Vida kırmızı gördükten sonra penaltı olduğuna göre Vida yaptırmıştır o penaltıyı. Tamam. Yüksek ihtimal. Ee, Elneni de kavga edip Kayode'ye vurmuş anladığım kadarıyla. Peki maç kaç kaç? 3-2. Hayır şey, hayır. Elneni e Elnen e kırmızı kanka. kaç kaç? kaç? 2-0. Gerideyiz. Evet. Gerideyiz. Geçmiş olsun. <laughs> o maç değil o zaman. Başka bir maç olabilir mi? O maç, mi? maç. Ben o maç. Ya bence o maç. Kayode'ye vurdu Ya o kırmızı gördü pozisyon. Beşiktaş Elneni e yüzünden Dakaya bir maç verdi da. ya. Ben eminim. Direkt yüzünden diyorsun. Evet. Neyse boş ver. Sorun değil. Sanki Belki ben karıştırdım bilmiyorum Biz burada ama tezlerimizi ben... ilime ve bilime dayandırmıyoruz. Yani, aynen neyse. Evet. E, Beşiktaş'ta çok yıldızı barışmadı ama Beşiktaş'ın o atak sürekliliğini falan da zaman zaman sağlayan ve bence ligin ikinci yarısında kimsenin beklemediği şekilde ligi üçüncü bitirip şampiyonlar ligi bileti almasında da payı olan adamlardan biriydi. Katılıyorum. E, ve mesela hepsinden daha ya mesela ben elini Beşiktaş'a gelmeden önce Afrika Uluslar Kupası'nda da anlatmıştım. Orada da yani adamın şu özelliği var. evet. Ee, böyle mesela şey değil. Şey mi, umursamaz mı diyeceksin? Ha, yani aşırı sakin. Böyle biraz umursamaz da denilebilir. E, şey bir oyunu var tabi Arsenal'da onu biraz daha törpülüyordur yani Premier Lig'de ve Arsenal'da oynuyorsun ama hani Mısır'da oynarken ya da Beşiktaş'ta oynarken belki biraz daha şeydi. Ama şöyle bir yanı var. Gerçekten mesela Genduzi'den de yani şimdi Torreira'dan desem de Emre küfür edebilir ama yani Mesela Torreira çok iyi oyuncu ama ya o pozisyonda Elneni çok dengeli bir oyuncu gibi geliyor bana. Yani yes, görüyor, bakıyor. Evet yani belki Gen de Torreira'nın da yetenek seviyesi ve çıkabileceği yer Elnenin üstünde olabilir. Ama Elneni bence çok oyunu rahatlatıcı, oyunu görebilen attığı ters bir top var falan yani onları iyi yapan Mevcut bir yapıda pas oyununda iyi bir opsiyon olur ama sadece opsiyon olur. Yani şimdi şey falan okudum ben çünkü işte Mısır, Firavunlar, işte Piramitler falan, Rebirth, yeniden doğuş elleni, Arsene Ordu'yu kalkındıracak adam mı falan yani arkadaşlar hani o kadar şey da değil gelsin. yani. Şey yani evet. bir ben kırmızı, kırmızı kart gören Ovar bir gelsin. O kadar değil yani. Basel'de Salah'la beraber çıkış yaptıklarında o da şey çok yukarıda görülen bir oyuncuydu. Arsenal'da olmadı yani. Aslında bu kadar yani yerden... O seviye olmadı. Yine bir seviyeye tutturdu. Ha yani o seviye olmadı. Sheffield düşer mi? Yani ben dalga geçmek için Sheffield düşer dedim ama Wolverhampton karşısında gördüğüm şey Sheffield'ın düşebileceği yönünde. Tabii gene ilk hafta bir şey demeyeceğim. Ama Wolves'a çok dengeli, çok temiz takım ya. Yani. Wolves müthiş takım ya. Ben bayılıyorum. Wolverhampton Wonder, sezon kapatmadı. Yeni sezonu hayvan gibi girdi gene. Ben anlamıyorum ki. Geçen sezon Conor Cody 59 maç yapmış. 59 mu? Ha. Geçen şey oynadı, milli takımda oynadı iki kez. Ben Fabio Silva'yı görmek istiyorum. O çocuğu ben... CM'den çok seviyorum. O çocuğu görmek istiyorum. Hiç görmedin değil mi canlı olarak? Abi kaleci... kaleci... Fotoğrafını gördüm. Fotoğraf sayılmaz. Çok önemli. Yani Ramsdale iyi kaleci. Geçen sene de gördük bunu ama... Dean Anderson'la doku öyle bir tutmuştu ki... E, hele böyle savunma takımlarında... Bunun değişmemesi lazım. Yani... Mesela o da ilginç bir karar. Çocuk için de ilginç bir karar. İngiltere milli takımında zorlarken neden bir sene daha bu kadar da verimli bir takımda yani bir sene önce bu kadar ciddi etki yaratmışsınız Premier Lig'de. Sanıyorum Manchester United'da ben bu DH'ye de arada saçma sapan goller yiyor. Kesebilirim. Daha gelmiş. büyük denizde. Ya şimdi şu var. Muhtemelen DH'ye başlayacak galiba. Yani. Yani ...insiyatifinde biraz... Şunu kovalıyor atıyorum... ...United'daki ömrünün... ...maksimum bu sezon olacağı... ...ona vaat e, edilmiştir. Ya benim ölüm açık her türlü falan. <laughs> Hayır ya. bu... yani açısından şöyle bakıyorum. Şöyle bir şey denmiş olabilir. Baba sen gel buraya... ...kulübün içerisinde kal... ...bu sene... ...alış bu yapıya... Biz zaten ile son sezonumuz çık çıkarız biz DH'dan seneye. Niye çıksınlar abi? Ya atıyorum öyle hayır, bir şey demişlerdir abi yani. Ama şu hani, da olabilir abi. Hani DH kaç yaşında diye düşün hani adama yani, 15 yıl kalecilik 15 yıl kaleye emanet eşliğinde bir adam 20, var mısın? desen. 29, 29 falan mı ya. Yani. Yani, 30 vardır ya. 30 oğlum 30, 30 olsun ya. 36-37 yaşına kadar oynuyor kaleci. Tamam ne yapacak ya o zaman satsınlar diye inenirsin. Hayır Sana hayır o işin acıdı Bakayım 90'lı 29 yaşında yok daha sonrası. Yani sonu 90'ın sonu. 90'ın sonu. 29 ee, hadi 30 yaşında olsun yani 30 yaşında eğer DH'ye mesela geçen sene değil kötü bitirmedi bence. İkinci yarısında iyiydi. Kontratına bakıyor. Ee, zaten her sene kontrat yapıyorlar ile biliyorsun. Aynen. Sürekli yükseliyor. Real Madrid diyorlar Pati Gizemek diyor. Şimdi adam eğer normal yani geçen senenin ikinci yarısındaki oyununu oynarsa bence 4-5 sene Manchester United'ın kalesini koruması. Bir şey diye... mantıksız senin dediğin yani gel burada maç oynama ha, sezon bunu boyunca 5 maç oynadan abi. ziyade 46 Takımı maç yapar gelirsin. Belki verecekler ama yani bilmiyoruz alt. ki. Ya bence Olur. çok saçma bu arada. Tekrar Bak, diyorum. Şunu diyorum. Başka bir e mantık bulamıyorum ama. Eğer Dean Henderson'a kaleyi vereceklerse saçma değil yaptığı hareket. E? Hem iki, de, iki açıdan da düşünüyorum ben. Bence hem Manchester United için çok mantıklı değil de hem Dean Henderson için. Bu kontratta 3 yılı daha var abi. Aynen çünkü her sene kontrat yapıyorlar oğlum adamlar. Dean Henderson için neden mantıklı değil? Abi oynama ihtimalinin daha düşük olduğu bir yere gidiyorsun. Ve sen şu anda İngiltere milli takım kalesini ciddi anlamda zorluyorsun. Çünkü Pickford hiçbir zaman... Yani birinci kaleci Pickford Southgate için. Etenli ama... Yani. E ee, yani asla kesemeyeceğim bir kaleci yani değil. Geçen seneki gibi bir sezonda geçirse bu sene Büyük Orta Şampiyonası'nda kaybeder Aynen. kaleyi. İki, gittiğin takım ligin en büyük takımı belki de yani şey olarak ağırlık olarak ve e, gözlerini çok üzerinde olduğu bir takım ve orada da dünyanın en iyi kalecilerinden biri var. Yani son son bir, 1-1,5 bir senesinde sallandı okey ama dünyanın en büyük kalecilerinden biri var. Bence inisiyatif de abi. Yani Dehe kötü başlamadığı sürece sen Karabağ'da oynarsın. Hadi bilemedin UEFA. Tamam işte orada şeyi söyle Yani başka hiçbir mantığı yok o yüzden yok. gitmesin. Yani bu Ama, adama sen bu kaleyi bir noktada alacaksın denmediyse bu adam niye he, bunu kabul etsin? Yani aralardaki konuşmaları falan bilemiyoruz ha. tabii ki. Biz. Ben yani, de o, ben farazi bir şey atıyorum zaten orada. Aynen. Belki Solskjaer istedi. Belki Solskjaer de şey sıcak bakıyordu. Çünkü ben şunu biliyorum. Geçen sene maçı anlatırken. Manu Sheffield maçını. E, Chris Wilder'la konuşuyorlar ve Solskjaer Chris Wilder'a gayet memnunuz. Oyuncunun kullanımından gelişiminden. Bir sene daha sizde kalsın diyor. Belki Çocuk inisiyatif aldı. Ya Oca da belki dedi, Wilder şey demiş olabilir. Yani bir sene daha kiralayıp bir sonraki sezon işime bakmaktansa hazır düşmüşken iyi kaleci onu alayım. Bilmiyorum bakalım göreceğiz ama yani. Ya sen Sheffield git dedi diyorsun. Ya Sheffield şey düşünmüş olabilir abi niye sürekli kaleci eğer kiralıyoruz öyleyse, bizim eğer kalecimiz olsun. Şu, yani şundan anlarsın onu. Bu sene içerisinde başka bir yere yani sezon transfer Yok, dönemi içerisinde başka bir yere pastacaklarsa senin dediğin gibi olur. Hmm. Kiralamazsın. Yoksa isteyen olur yani onu eğer kiralama Opsiyonel. Son 18 dakikada futbol konuştuk. Bunun için Acayip e, futbol konuşuyor. E, özür diliyorum. Aynen. Evet. Gerrit Bale söylentileri var. Hmm. E, Tottenham'a kiralanacak ben başka veya şey United'a kiralanacak diye. United değil de Tottenham daha ağır basıyor diye işte Dele bunun karşısında Swap, Real Madrid'e gidebilir falan. Allah falan. tövbe estağfurullah. istemediğin o. Yani böyle böyle de yazıyorlar. Yani Bale'in Premier Lig'e döneceği çok ortada gibi görünüyor şu anda. Şimdi formalarımız, geçen sezon formalarımız. Evet. Şimdi bunlar ne zaman değişecek? Yoldalar. Yoldalar, geliyorlar. Yeni formalar yolda. Güzel. Biraz uzun sürdü. Ben de anlamadım. Ama şimdi pandemi... Hiç olmamış bir şey daha önce. Nasıl olabilir? Ha, aynen. Hani? Yani pandemi süreci olduğu için ha. anladığım kadarıyla e, kargoda yoğunluk var. Hmm. O yüzden bize ulaşması birazcık... Bir de biraz affedersin yüklü bir sipariş verdik Ozancım. Ha öyle diyorsun. E, o yüzden de herhalde onların hepsini bir araya getirmek de zor olmuş olabilir. Kolay değil. Kolay değil. Peki insanımız şunu diyor. Yani bu ne formaların yerine yeni sezon formaları geldiğinde bizim bunlara ulaşım hakkımız nasıl olacak? Olacak. olacak bazı arkadaşlar böyle arayollardan hmm. girip şey diyorlar. Evet bana da geliyor. DM atıp abi sen aradan onu bana pasta falan diyorlar. Ha. Ayıp olur. Yani başkasına Aa, ayıp olur. Evet. Öyle yapmayız. Yani aradan, yani aradan paslama şey yok. Aradan paslama yok. yok. Fakat isimlerinizi not ediyoruz. Yok. Kullanmak için değil. Sadece not ediyoruz. Bu Yani bunu yani, yazanlara formaları yollamayın. Aradan Instagram'dan bir DM geldi. O yüzden geldi. dikkat edin. Abi Manchester City formasını çok istiyorum. Verebilir misin? Vermiyorsan da canın sağ olsun ama 7 bin lira yollayabilirsen bir şey yatıracağım falan demiş. Ee, yani şahsen 7 bin lira yollamam ama Manchester City formasını verebilirsek. 7 yani. bin lirayı neye yatıracakmış? Bilmiyorum yani ya Manchester City formasını bana hediye et abi ya da ben 7 bin liraya bir ödemem var onu karşıya gibi. Size gelmiyor mu bunların? Geçen sabah biz Kaan Kural'la dönüyoruz. Bu işte bak ünlülükte belli bir seviye evet. var anladın mı? Bana mesela gelen şey Kaan şey yazmış. Bu hafta ismimi geçirebilir misin? Geçirdim ya yani mesela. Mesela hayır burada şey oluyor işte bizden. Abi sizde çıkan formaları isteyen olur en fazla hmm. falan. Ama bak demek ki ünlülükte belli bir seviye var. Bu şey de olmuştu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ düzeyi bu. Abi çocuğumun işte bakım vesaire gibi hani herhangi bir şey. Abi işte kız arkadaşıma hediye alacağım. Abi işte arabayı değiştireceğim falan. Bana bir 10 bin at, bana bir 50 bin at demek bu seviyeymiş o. Yani bu, bu seviye tabii yani ben mantığı da anlamadım. Arkadaşlar bu, bu arada seviyeyi çok yanlış da yani ölçmüş de olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Aynen ya. Yani. bütün yazı aynı ayakkabıyla geçirdik. Kenarlardan açılıyor. Ama öyle deme. Şey de mesela Steve Jobs, Cem Yılmaz. Oğlum ben zaten bunlardan 4-5 tane alıyorum. Emre bilir evde. Bana diyorlar ki yapan Kardeşim yap aynı. tişörtü giymiyorum. Niye sürekli böyle saçma sapan? Dört tane falan alıyorum ben bundan. Çünkü biliyorsunuz. Bu adam sizin gibi gidip bir tişörtten bir tane almıyor. Aa, mu? aynen. Yani mesela siz atıyorum askıda alıyorsunuz, bakıyorsunuz, geri asıyorsunuz ya da geri alıyorsunuz, şeye götürüyorsunuz. Kasaya. E, kasaya götürüyor. O askılı alıyor. Biliyorsunuz evet. sen şahitsin. Şimdi buradan isim vermiyorum. Geçen sene ben bir program yapıyordum televizyonda. Her şeyden bana iki tane aldırdılar. Mümkün değil. Çünkü bir saatte program. Bir saatte bu adam mümkün değil birini terlemeden şey yapamaz falan diye. Hakikaten bütün programa çıkacağım kıyafetlerden iki tane falan. O yüzden biz böyleyiz yani. Niye ya TNT'de falan bunun ileride şeyi falan çıkabilir. hani. Neyim çıkacak? Ağır hayatlar gibi hani böyle şey Hı. belgeselleri olur ya. Erman için hani bu ün Hı. ve şöhretli taşımak, evet. bununla yaşamak. Onur şöyle söyleyeyim. Ter bezleri yüzde işte 250 çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, günlerde falan. bir muhasebe yaptım kendi kendime. 4-5 sene daha çalışıp ondan sonra da kendi öykümü, kendi hikayemi genç kuşaklara anlatmak için inzivaya çekileceğim. Rahmetli Kayağan tüm albümlerinden önce 1.5-2 ay teknesine meknesine çekilirmiş. Sen inzivaya çekilip ne yapacaksın anlatmak için? Kitap mı yazacaksın? Kitap yazacağım. Tamam. Zaten e, efendim canım. Kameraya bak diyor. Evet. Hemen buradan bağlayalım şeyi. Şey, kitap anlaşmasını Sayın, bağlayın hemen. Sayın Can Öz de buradayken Kendisiyle zaten biz daha önce bu şeyde bir tweet gelmişti Can Öz'e. Erman Yaşar'a işte pandemide flört sonsuza gider bunun kitabı yazılmalı. Ya Can Ya şeyi var kitabın yardımcı... başlığı var içine doldurmak gerekiyor. Ya var. onu ya... yok on değil bu kendi... My ha, story. Ha, ha tamam. O... Kavgam olabilir. Ama kavgam yazılmalı. Mücadelem değil. değilim mesela ha, yani, Aynen aynen. Bir de ben öyle çok kavga dövüş biliyorsun şey yapardım falan. Gerginliğim falan diyebilirim. Çünkü ben de, Git anksiyete Git de var gerginliğim olur benim kitabımda. Kavgamdan ziyade. Ee, canız gördüğünüz gibi Hemen, tamam. çıkarıyoruz dedi. 2026 Mayıs doğum günümde çıkartırım. Gerginliğim kitabımı ama 2026 Mayıs olmaz. 4-5 sene sonra kariyeri noktalayacağım dedim. Anca toparlarsın. 2024, 2029 falan olur. Yani oluyor. benim 2024'te 42-43 yaşında olsam ya bir sene, sene, şey yapsan ara versem. yazmam bir iki sene. Ya 2026 olmazdı, 2027. Muhit olarak nereyi düşünüyorsun? Ne demek? İnziva, yeri İnziva Hacı neresi? İnziva muhit. Acı badem falan diyeceksin ee, bugün. Yok. Ya İstanbul zaten hoş bu arada ben evlerine gittim. 25 yıldır inzivadayım Acı bademde. Yani Herhalde kitabı yazarken orada bir koru gibi bir yere baktığı için hani evet. İnziva sayılır. Aynen. Öyle bir şey olması gerekiyor değil mi? Sonuçta doğal olman gerekiyor. Onu Nuri Şahin ya. Şey onu daha tam düşünmedim. Ee, bilmiyorum nerede inzivaya çekilirim ama ya işte demin de söyledim. Rahmetli... Haftanın başlarını ver son. Ver. Vereceğim. Rahmetli Kayağın teknesinde yazardı işte odalarda ışıkları falan söndürüyormuş böyle. Yeterince Odalar... çalışırsan Kayağın'ın teknesini alabilir Işıksızım. misin? Işıksızım. Ha odalarda ışıksız olmasının sebebi kendisi miymiş? Evet. Kendi söndürüp onun şarkısını mı yazmış? Evet. Oha çok iyi lan. Tabii. Yemini de kendi etmiş. Değil mi? Biri. Biri. Tabii Tabii. <laughs> Ha. Veriyorum. Everton West Bromwich. 1. 1. Leeds United Fulham. 1. Üst. United Palace. 1. Arsenal West Ham. 1. KG. Soton Tottenham. Alt. Hadi. Alt. Çok zor maç bu ya. Çok zor maç. İki altını düşünüyorum. Ulan hocacıyız. 2. Newcastle, Brighton. Alt. Yani bir. Bir, bir çifte. Sırayla gidiyordum. Sırayı şimdi bozacağım çünkü sona Boz. bırakmak istiyorum. Leicester Burnley bir Burnley bilmiyorum ya. Bir bir. bir. Villa Sheffield Yani KG yok. Yok yani bu maç genel olarak yok. Yani sakinleştirici alıp He. izlenebilir. Uyku hapıyla izlenebilir. alıp ya yani ya da şey zor bir günün ardından sakinleşmek için izlenebilir. i̇zlenebilir. Zaten 20'deymiş 20 değmiş pazartesi. Yani çok bir git geli skoru olacağını düşünmediğim bir maç. Wolves City. Kaliteli bir müsabaka. Bu KG. Size beyler şov yapayım mı? Hı. Yap. Wolves yenilmez. Wolves. Wolves yenilmez. Wolves değil ha. Son olarak haftanın e, demek derbisi. De o kadar kolay değil. Haftanın derbisi Chelsea Liverpool. Burada da şov yapayım mı? Yap. Chelsea yenilmez. Şimdi Geçen haftaki kadro değil de bir sürü adam geldi ya şimdi. Bence KG. ya. Yani onların bazıları sahaya atıldığı takdirde e, çok benim fikrim değiştiren ihtimali bir durumu mi? olmaz. O yüzden KG diyorum buna da. Çok kor olma ihtimali evet yüksek. O Hı. zaman e, bu şekilde. Geçen hafta unutmuştuk. Geçen hafta unutmuştuk. Arkadaşlar Aslında kusura bakmayın zararınız için. Evet. Bir saniye. Ha. Şimdi ben bu gerginliğimi çıkartıyorum ya 2027'de. Evet. Evet. Bu kitap işlerini siz daha iyi bilirsiniz. Bir ön söz oluyor bir de arkasına bir şey yazılıyor. Son söz oluyor. Hayır sonsuz hayır. Sonsuz Kitabın kabının arkasında oluyor ya. Ünlü bilmem ne Erman Yaşar. The Guardian yaşa. inanılmaz bir eser falan. onlar. O, o değil be kardeşim. Tamam tamam ayrı. Kitaptan bir pasaj da olabilir, o ayrı bir metin de olabilir. Övgüler de olabilir. Ya... Sen övgüleri tercih edersin muhtemelen. Ha, ön ya Emre'ye yazdırırım. Ya da sana yazdım. Buna yazdıracaklar. Ya ama bilmiyorum. büyük ihtimalle Erman'ın kapağında şey olur arkada işte. The Guardian değil eksi sözlük. ha Hani işte ne bileyim Bianca 74 falan hani Onun bir enterisi. Ne bileyim WhatsApp. Tamam, Öyle şeyler olabilir. Ama Emre'den başka birini yazmaması lazım. Evet canım, ama siz Emre yazıyor. Ya yani bütün bütün sorunlarını bütün neydi adı gerginliğini Gerginliği, çekmiş insan o. Tamam hadi haftaya hadi görüşürüz. görüşürüz.